Mısır'da caddelerde tanklar yürüdü. Askerler demokratik şekilde seçilmiş bir cumhurbaşkanını görevden aldı. Yerine geçici bir süreliğine de olsa seçilmemiş birini getirdi. Bütün bunlar bir darbenin sözlük anlamına tamı tamına oturuyor. Peki öyleyse neden Mısır halkının ve dünya siyasetçilerinin önemli bir kesimi Mısır'da olanları darbe diye adlandırmak istemiyor? Yaşananlar bir askeri darbe mi yoksa demokrasinin tesisi için bir süreliğine hazmedilmesi gereken bir acı reçete mi? Askeri yönetim altında ilk gün sona ererken gösteri helikopterleri sahnede. Askerlerin yönetime el koyması o kadar pürüzsüzdü ki kimileri bunun bir yıl önce Muhammed Mursi ilk iktidara geldiğinde planlanmaya başladığına inanıyor. Sabah saatlerinde gökyüzünde bir tane daha akrobasi gösterisi. Kimin iktidarda olduğunu hatırlatırcasına eski bir ittifakın halkın önünde yeniden doğuşuna denk getirilmiş. Güvenlik güçleri yeni geçici cumhurbaşkanının yemin etme töreninden önce Anayasa Mahkemesi'ni çevreledi. Generaller geçici cumhurbaşkanı olarak kolaylıkla işbirliğine yanaşacağı tahmin edilen Adli Mansur'u seçti. Zira Müslüman kardeşlere sıklıkla zorluk çıkaran Anayasa Mahkemesi partinin azılı düşmanıydı. Geçen sene Mansur, mahkeme hakimi olarak mübarek iktidarının eski üyelerine siyaset yasağı getiren bir kanunu iptal etmişti. Yönetime el koymak ve bir müttefiki iktidara getirmek Mısır ordusu için kolay bir şeydi. Ama şimdi Mursi'nin mübarekten devraldığı zorluklardan daha da kötü bir mirası devralıyorlar. Mısırlılar hayatlarının iyileşmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Barışın tesisi ve ekonomi halkın en büyük önceliği. Bu yüzden de generallerin ve yeni cumhurbaşkanının çok hızlı sonuçlar elde etmesi gerekiyor. Askerler seçilmiş bir cumhurbaşkanını iktidardan devirmiş olsa da demokrasi destekçisi Mısırlılar ülkede olanı darbe olarak adlandırmıyor. Bu kişilere Mısır'ın en meşhur uluslararası muhalefet lideri Muhammed El Baradei de dahil. Eminim ki insanlar iç savaş çıkmaması için orduya halkın çağrı yaptığının farkındadır. Bu acı bir reçete elbet ve bunu tabii kimse istemedi. Ama ne yazık ki birkaç ay firavun gibi davranan Mursi kendi meşruiyetini baltaladı. O zaman demokrasiden ziyade kavga dönemi başlamış oldu. Ama demokrasi değişim isteyenlerin sokağa dökülmektense seçimi beklemesi anlamına gelmiyor mu? Somali'de yaşananlardan kaçınmak istiyorsanız sokağa askerler yerleştirmeniz lazım. Mısır'da bu tehlike vardı. Kahire'nin dört bir köşesinde Müslüman kardeşlerin sayısız üst düzey yetkilisi gözaltına alındı. Devrik Cumhurbaşkanı dahil 36'sına yurt dışına seyahat yasağı getirildi. Ve Mursi'ye muhalif olanlardan bazıları bu yüzden askerlerin başvurduğu baskıcı adımlardan daha da fazla ürküyor ve bunun iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Müslüman kardeşlere mübarek döneminde olan yaklaşıma geri dönülmüş gibi gözüküyor. Üyeleri operasyonlarla gözaltına alınıyor, medya organları kapatılıyor, gazeteleri sansürleniyor. Demokratik bir şekilde seçilen bir partiye böyle davranılmamalı. Henüz gözaltına alınmayan bir sözcü ise uzlaşmaya dönük sözler sarf ediyor. Hatalarımız oldu, kabul ediyoruz. Ülkemiz darmadağındı. Mübarek döneminde ekonomiye neler oldu biliyorsunuz. Bunu düzeltmek için bir yıl gerçekten de yeterli mi sanıyorsunuz? Ama Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki yerlerinden gitmemekte direnen Mursi destekçileri öfkelerini çok daha açıklıkla dile getiriyor. Bugün burada bulunan liderler bizi tutmakta zorlanıyor. Burada gençler enerji dolu. Gençler olanlara çok kızgın. Mısır'da artık iki ülke var. Devrik Cumhurbaşkanı destekleyenler öfkeli ve beklemede. Diğerleri ise Tahrir Meydanı'nda. Onlar ülkelerine ve devrimlerine bir şans daha tanınmasını istiyor. Birinin şimdi bu iki kutbu birbirlerine bağlayamaması durumunda Mısır'ın sorunları da yakın zamanda çözüme kavuşmayabilir.